Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müzakere başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 557 miydi? Abi önce bir metini bir daha tekrarlayayım yani 550. Bir müşahede gayet cevvadane bir faaliyetle şu alemi kesif ve süflide pek kesvetle nuru hayatı serpmek ve işgal etmek, hatta en hassiz maddelerde ve teaffün etmiş cisimlerde kesvetle taze bir nuru hayatı ışıklandırmak, o kesif ve hassiz maddeleri nuru hayatla letafetlendirmek. Cilalandırmak, sarahate yakın işaret ediyor ki, gayet latif, ulvi, nazif, hayatta diğer bir alemin hesabına, şu kesif, camit alemi, zerratın harekatıyla, hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Cismin, abi, nuru hayatla letafetlendiriyor. Cenab-ı Hak. Sen o letafeti aldın. Evet, letafet. Çok güzel. Öncelikle abi sözler yine 554'te zerre bahsinde. Üstad Hazretleri diyor ki, adeta bir talim ve talimata mazhar olurlar. Letafet peyda ederler. Birer vazifeyi görmekle alemi bekaya ve bütün eczasıyla hayattar olan dar-ı ahirete zerrat olmak için liyakat kesbederler. Letafet, burada Üstad bahsetti, kazanılan bir şey. Nuru hayatla hayatlandıktan sonra letafetin kesbedilmesi var. Çok güzel. Mesela abi, Üstad Hazretleri yine sözlerde 177'de diyor ki, ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya veya cesetlerini çıkaran ervah-ı envat, izni ilahiyle oraya giderler. Madem hıffet ve letafet bulanlar, oraya giderler, elbette cesedi misali giyen ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekene-i arz ve hava semaya gidebilirler diyor Üstad. O zaman letafet şey oldu mu Osman? Yani dışarıdan kazanılan bir şeyle işte uyandırılan. Uyandırılan, evet abi. Yani kesbedilen bir hal. Kesbedilen bir hal. Bu çok güzel bir şey olmuşum. Ha? Bu çok zerrat güzel. Olabilir, enbiya olabilir, evliya olabilir, bir insan olabilir, hava olabilir. Letafet bunların hepsini kesbiyle kazanılan cami bir kavram abi. Aferin. Yani adeta bil kuvve, istidat, bil fiile çıkması mı? Çıkması. Hava aleminin, hava alemi toprak alemine göre daha latiftir, daha çok letafet kesbetmiştir. Esir alemi abi, hava alemine göre daha çok letafet kesbetmiştir. Aynı şekilde de zerrenin letafeti, aynı şekilde insanın letafeti, nebatatın letafeti ve hayvanın letafeti. Hepsi nukuş-u esma-i rabbaniyeye mazhar olması hasebiyle letafeti kazanıyorlar. Çok güzel. O zaman insanda böyle veya işte vesaire bu bil kuvve, esmanın koyduğu numineler, esmaya mazhar olunca, yani o hakikat inkişaf edince, insanda o çekirdekler uyanıyor. O nispette insan latifleşiyor. Çok da tuhaf bir şey mesela. Şey diyor ki, letafeden başka boyutunu şey yapayım. Bugün odamı tanzim ederken kağıt gördüm de Gazali'den almış, unutulmuş. Allah baktım diyor ki Kur'an'da geçiyor. Erze mi umur mu diyor ömür. Erzeli umur. Erzeli umur. Umur veya ömür. Onun
Kur'an'la alakalı bir şey not almışım da Kur'an'da işte ona sığınmak gerektiğini söylüyor. Ya zaten kasıt nasıl abi? Yani onu anlatacağım da böyle. Yani insan erzel umur rezil hale gelmek. Kötü bir duruma düşmek. Unutkanlık, abdestini tutamamak erzel umur. Yani öyle bir yaşlılığın artık çekilmez. Yaşlar çekilmiyor. İşte bundan sığınılmasını söylüyor. Onunla alakalı bir şey vardı da Kur'an'da Kerim'de ben okurken erzel-i ömür diye geçiyor. Çok ilgimi çekmişti erzel-i ömürde. Sonra onu da görmüştüm bununla alakalı da. Sonra Azmir mi diyorlar? Azmeymir. Azheimer. Azheimer. Bu böyle bir hastalık. Bunlardan bir tanesi. Gazali diyor ki, Kur'an'la meşgul olan, Allah Resulü'nün hadisini almış, bu hastalık olmazmış. Olursa da ciddi bir şey geçirmişse, çok hafif geçer. Şimdi, bu işin Osman içine geliyor. Bu malzemeyi bunun için kullanıyordum. Gençliğinde elde ilimle meşgul olmayan bir insan, yaşlılıkları çekilmiyor. Yani, kazanılan bir ilim veya işte marifet yani bir şey yapmış din adına Allah onu yaşlılığında letafetlendiriyor. Latifleşiyor insan. Nasıl anlarız onu? Simasından belli olur. Latifleştiği. Şeyinden belli olur. Dimağından, konuşmasından belli olur. Hissiyatından belli olur. Davranışından belli olur. Osman dedi ki toprağın letafeti, suyun letafeti, havanın letafeti, nurun letafeti. Ayrı ayrıdır. Kesbedilen, yani kazanıldıktan sonra dışarıya kendisini ifade eden, işte bu en tafun etmiş, kokmuş et, nuru hayat girince oraya, eritiyor, cilalandırıyor, letafetlendiriyor, nuranileştiriyor. O dört tane şeyi okuyoruz. Dört tane. Öyle langur langur diye geçmiyoruz. Letafetlendirmek demek ki insan ruhunda cem edilen bilkuve istidatların esmaya mazariyeti yani şükrü örfide hareketi yani dini yaşaması yani ilim elde etmesiyle o istidatların çıkması bil fiile doğru. Yani çekirdeğe bilkuve denilir. Ağaca bilkuve çekirdeğe denilir. Ağaca bil fiil denilir. O zaman insan letafetleşiyor. Latifleşmesi böyle tombala çeker gibi değil, insanın gayretine bağlı. Evet. Erzeli umur da bununla alakalı. Yani bugünkü tevafuk ettiği için o da kitabımı tanzim ederken çıktı aradı. Erzeli umur. Yani Allah Allah. Niye peki böyle bazı ihtiyarlar böyle? Bazısı meymenetsiz, geçimsiz, ahlaksız. Ahlaksız yani. Ahlak ağır. Bizim toplumsal ahlaksız tabir kullanmıyor. O değil. Ahlaksız demek. Ahlaka yani ölçüsü yok. Kuralı yok. Duracak yeri bilmez. Kalkacak yeri bilmez. Konuşacağını bilmez. Susacağını bilmez. Böyle çekilmez olur. Merak ettim yani. Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Mesela benim babaannem vardı. Acayip bir şeydi yani. O yaştayken bile. Acayip. Durmasını bilir. Kalkmasını bilir. Acayip. Böyle Kur'anlar yasak olduğu zaman annesi hocaymış. Ahırlarda, dağlarda vermiş ilmi. Haddini hududunu çok iyi biliyordu. Hayret ediyordum. Bize öyle tesir etmiş ki. Böyle acayip bir şey. Mesela diyelim ki bir tane basit bir şey. Suttaş yapılmış evde değil mi? Biri birkaç kişi veya çocuk dayı olsa. En ufak dayı. Yok da oynuyor sokakta. Yeni onuncusunu ayırırmış. Ayırırdı ben hatırlıyorum. Yani böyle bu sefer ne yapıyor? Değer verdi insanlara. Hakkını koruyor. Bu sefer değer aldı. Yani böyle bazıları ya çekilmiyor, bazıları çok hoş oluyor. Yani letafetleşemiyor. Niçin? Almamış. Almayınca gençliğinde bir şey almamışsa ihtiyarlığında bu insan niye latifleşsin? Şimdi kokuşmuş ete hayat bir giriyor, letafetleştiriyor. Letafet deyince biz ne anlıyoruz buna bir şey ekleyeyim. 10 paragrafta devam edeyim. En sonunda ekleyeyim ben. Tamam mı?
Mesela letafeti lügat olarak açtığımız zaman letafet, hoşluk, şirinlik, bir ikinci bir manası da cisimden alakayı kesip bir nevi nuraniyet kesbetmek. Çok güzel. Mesela asfiya, sıddıkîn, muhakkikîn, müştehidin, enbiya, evliya, bunların hepsi bu şekilde nuraniyet ve letafet kazanarak cisimden bir nevi alakayı kesmişler. Dolayısıyla buradayken orayı görmüşler. Peki maddi noktada buna nasıl erişmişler abi? Birincisi letafet kazanmak, mesela Risale-i Nur'da geçen mana, bütün külliyatta geçen mana abi, sünnet-i seniyeye ittiba etmek, sünnet-i seniye ile edeplenmek, vücuda giren ve çıkanla, akla giren ve çıkanla bunları kontrol edildiği zaman hayatın nuruyla beraber bu şekilde letafet kazanıyorsun abi. İşte feraset, hissi kabdel vuku, bunların hepsi letafet kazanmakla. Dışarıya çıkan şeyler. Dışarı çıkan şeyler. Hissi kalben vuku, keşfel kubur. Evet. Bir ikincisi üstad abi zerre bahsindeyiz, zerrelerden bahsederken onlar diyor öyle nurani kesbettikçe diyor nuranileşir, öbür tarafa geçer diyor. Mesela bu tarzda bir beyanı var Üstad Hazretleri'ne. Dolayısıyla letafet kesbedildikçe semaya çıkmaya bir yol var diyor ya bu Üstad. Aynı şekilde ahiret alemlerine, Efendimiz'in mana alemlerine geçiş gidişlerde bu rahatlık hissedilebiliyor. Yani mana şey, ruhaniyeti bedenine galip olması. Oluyor abi, evet. Başka? Bir ikincisi de abi, kezalik, işaret icazda geçiyor. Sayfa? Sayfa 57. Her söyleyeceğiniz sayfa söyleyin ki. İşaret icaz 57'de. Haşr galiba. Kezalik birbiriyle ülfet peyda eden ve her birisi yerini tanıyan ve bir derece yontulmuş taşlar gibi kesbi letafet eden bedenin zerratı. Yontulmuş taşlar gibi birbirleriyle kesbi letafet etmiş. Ölüm ile dağıldıktan sonra haşire Halik'in izniyle İsrafil'in borusuyla o zerrat-ı asliye ve esasiye içtimaya davet edildikleri zaman pek kolay içtima ederler ve bedeni insaniyi yine eskisi gibi teşkil ederler. Aynı şekilde bütün insanlık aleminde her bir insanı birer zerre olarak düşünüldüğü zaman, her bir insanın mesela kaşı aynı yerde, gözü aynı yerde, burnu ve ağzı aynı yerde, bunlarda bir vahidiyet ve ahadiyet külli bir manada tecelli etmiş abi. Her birini birer zerre olarak düşünüldüğü zaman bunların her biri aynı yontulmuş taşlar gibi birbirine ülfet ve letafet kesbediyorlar. Dolayısıyla abi Üstad Mesnevi-i Nuriye'de diyor, Büyük Mesnevi-i Nuriye'de, o kasırların sakinleri de letafet, ulviyet ve nuraniyette mütefavittirler. İnsan fakat birbirine böyle bir ülfet peyda etmediği zaman, bedenin zerratı olsun, insanın kendi aleminde olsun, hava zerresi olsun, hava zerresiyle mesela toprak olsun, birbiriyle letafet ve ülfet peyda etmedikleri zaman birbirine uyumlarda sorun çekebiliyor, sorun yaşayabiliyor. Dolayısıyla nuru hayatla beraber letafeti kazanmak bu şekilde suhuletli oluyor. Peki buradaki eylem itibariyle dershanede veya toplumda ve ailede çekememezlik, kavga, gürültü letafetsizliktendir o zaman. Evet, o taşlar adeta şekil alıp da birbirine kenetlenmesi, durması dediği okudun ya. Evet, o zaman taşların letafeti birbirine uyumluluğu. İnsanın içsel letafeti hissiyatlarının birbirine dengelidir. Mesela kalp atışları şöyle var, böyle var, böyle var, böyle var, böyle var, böyle var. Dengesi oldu. Aslında hepsi hemen hemen birbirine yakın olmalı. İnsanın içindeki letafeti, hissiyat ve latifeleri ve dimağındaki mertebeler gereği kadar şey olmak. Aynı notayı, aynı miktarı kadar vurmak. Mesela diyelim ki zekaveti üstün, aklı aşağıda. Bu adam geçimsiz olur. Zekidir, aklı aşağıda. Yani aklı az, zekaveti üstün. Ne demek bu? Bu adam geçimsiz olur. Bir uyum sağlar, uyumsuzluk sağlar. Toplumda sosyalleşmeye çok zor olur bunlarda. Zeki oldukları için. Çünkü diğerlerinden imtiyazlı olduğundan basit görür. Ama aklı az olduğu için, zekaletine göre, aklı üstün olursa uyum daha kolay olur. Yani akıl nedir? Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu aklı
aklı yapana bağlamak akıllılıktır. Akıl budur. Zekavet ise olayları mesela bir şey duyduğun zaman 3 boyuttan sonra 5 mertebesinde hatırlar. Lep deyince hemen Çorum'a gider. Hani derler ya. Öyle hemen intikal eder. Diğerleri çok zor olur. Sen işaret edesin anlamaz. İlle diyeceksin. Bu sebeple bu insanlar onları basit gördüğünden ona uyum yapamaz. İhtiyaç duymaz. Ya ben bununla ne uğraşayım? Ama akıl şey yapınca Allah canibinden bakmaya vesile olur. Yani bu akılın akıllılığı bu aklı bağlayana ya yapana bağlanmaktır. Bu aklın akıllılığı bu akıl yapılırken bu akıl olmadığı için bu aklın akıllılığı bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır. O zaman Allah canibinden kudretin azametinin altına bakarsın. O zaman bunlar lazım. Sosyal olamayan ailede sorun yaşayan eylem itibariyle letafet kazanamamış burada. Aslında kalbi taşları duruyor. Letafet kazanmaları birbirini bütünlemek. Birbirini bütünlerse bu taşlar letafet kazanmış. Taşın letafeti. Efendim kocaman bir ağaçta bütün zerrelerden birkaç tanesi çok azı letafet kazanıp meyvenin içindeki çekirdek oluyorlar. O da letafet kazanıyor. İnsanın yapısı da eğer bu derslerle mesela böyle dura dura bunu okuyabiliriz bak bugün üçüncü ders galiba. Haşiye 557 demekti sözde. Ha bu kadar bir haşiye. Ama haşiye ya. Şimdi böyle çalışa çalışa bu ne oluyor? Şu anda çoğunuz dinliyorsunuz. Böyle takip ediyorsunuz kitapta. Ben de takip ediyorum. Ne var? İçimizdeki bilkuvve istidata malzeme veriliyor. Şarj olmuş oluyoruz. Fişi taktık. Bu sefer alıyor bu. Hiçbir şey işteye gitmez. Neyi alınıyorsa şer veya hayır. O zaman o alınanlar bir kuvve malzeme oluyor. Bak taşların letafetinden bahsetti. Uygula kardeşim aynısını. Ne o taşta kaldın? Aile uygula. Niye birbirinin üzerine denk gelmiyor? Niye böyle oluyor? Tak diye düşüyor taş. Bu ne gel? Merdiven olsun. Yani letafet yok. Letafet olmayınca nezaket yok. Yok. Yani birbirine anlayış yok. Kaba yani. Kaba sapa. Yani oradan bakamıyor. Egoist, hodgam, odendiş, hodbin. Öyle oluyor. Niçin oluyor? Buradan bakıyor. Adeta senin mutluluğunu, huzurunu vesaire ihtiyacını giderecek elemanlar olarak görüyorsun. Oysa aileyi tamamlayan ben bir unsur olduğum gibi o da bir unsurdur. Görürse bu akıllılıktır. Zeki insanlar bunu göremez. Onun için beşinci şu anda maymun, tilki, Yahudi ve Deccal'a zeki diyor. Onun için Kur'an'da da yakılun, takılun, efele tefekkerun, efele yetedebberun, fettebiru yavrul elbap gibi ayetlerle aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Oysa iyi bir mühendis, iyi bir doktor. Çok iyi biliyor beyin cerrahisi. Beynin damarına çok iyi biliyor. Ama aklı yok diyor Kur'an ona. Zekaveti var. İşte onun için aklımızla zekavetimiz Allah şey yaparsa beraber de işte bu dersler aklımızı arttırıyor. Aklımızı arttırıyor. Zekavet doğuştan verilen bir şeydir. Akıl senin elindedir. Eğitilebilir. Seyis mi diyorlar at terbiyecisine? At terbiyecisi ve köpek. Veya şoför, araba. Debriyaja bakıyorsunuz bakın. İlk araba sürerken ne yapacaktık falan. Fren mi, gaz mı, debriyaj mı? Karışık. Sonra meleke sahibi oluyoruz artık yanımızdakiyle konuşuyoruz ama arabanın idaresini hiç düşünmüyoruz. Meleke sahibi olur. Artık eğer biz meleke sahibi olursak bu meselelerde hiç bunları düşünmeden mana nedir? Tak at diyor. Tak aktarılıyor. Tak 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 geçiyorsun. Hiçbir şey. Tak kendisi geliyor zaten. İşte bu akla malzeme bu böyle inkişaf ediyor. Bu akıllılıktır. Ama efendim. Allah canibinden bakmayı başarabildiğimiz zaman çok akıllı olmaya da gerek olmuyor. Zaten akıllı olmak oraya zaten bağlanıyor. Şu. Bu aklı ona bağlanmak kadar yetiyor. Bağladıktan sonra artık kablo şey yaptın mı? Artık kebandan geliyor Ceyran sana. Yani şehrin telefonuna veya elektriğine bağladın mı bir kablo?
Artık o kablonun kalitesine o kadar mühim değil. Keban besliyor seni. Ama önemli olan bu akılla bu aklı mutlu edemeyeceğine inanman lazım. Bu akılla ben bu aklı mutlu edemem. Kendi kendine saramaz. O zaman ben bu aklı mutlu edebilmem için bu aklı yapana sormam lazım. Bu aklı niçin yaptın? Niçin yaptın? Nasıl işler? Arızası nedir? Güçlü yönü nedir? Zayıf yönü nedir? Kataloğuna bakacaksın. Tabiri caizse bunun kataloğu Kur'an-ı Kerim. Diyor ki, bu akılla bunu sordun mu? Kur'an vasıtasıyla, kabloyla bağlan. Allah canibinden bakmaya başladın mı? Bu tamam, aklın çıkıyor senin devre dışı. Direkt o kablo devre dışı çıkıyor, keban gibi. Direkt Allah canibinden, Allah seni idare ediyor. İşte gören göz, işiten kulak, yürüyen ayağı olursun. Allah. İşte bu letafet kesbetmek. Niye girdim araya? Kusura bakmasın Osman'ım. Bu dersler aklı melekelerimizi geliştiriyor. Benim bak 17 yaşından beri hep insanların içindeyim. 17 yaşından beri insanların içindeyim. Böyle hep kaynıyor. Zekilerin uyumluluğunu görmedim. Hem de en hassas noktalarda talebe medresesinde büyüdüm. Talebe medresesinde ömrüm geçti. Talebe. Hep seminerlerde, konferanslarda, düğünlerde, cenazelerde, camilerde, dershanelerde geçti. Hiçbir şey anlatmak için güvenesiniz diye söylüyorum. Zeki insanlarda uyum görmedi. Şeytan aldatıyor o zaman onu. Aldatıyor. Çok müsait aldanmaya. Zeki ve desas diyor Deccal için. Yahudiler ve tilki, maymun, Yahudi ve Deccal'a zeki ve desas kötü bir sıfat değil. Eğer akılsız zekavet başa bela. Korkunçtur. Yani hanımına, çocuklarına, arkadaşlarına, ders arkadaşlarına hep yukarıdan aşağıya bakarsın. Bakmaz böyle, dinlemez ki acaba benim şu anda anlamadığım, bilmediğim, yeni bir şey öğrenecek miyim demez zekiler. Basit gördüğü için ondan bir şey almayı beklemez. Zanneder ki ondan geliyor. Bilmez ki o saf kalbiyle Allah veriyor. Çok itiraz etmeleri de zekilerin özelliği. Çünkü kesinlikle. Aferin. Her şeye itiraz ediyorlar. Aferin. Allah razı olsun. Bak içecektim içmiyorum. Doğru söyledim. Yani bir sürü vasıfları var. Bir sürü. Benim burama geldiği için çok gördüm. Mesela dershanelerde geçimsizlere baktığın zaman böyle hep böyle. Ama bu akıl, bu bilgiyle, bu ders akla malzeme veriyorsun. Zekiler kendinden mi biliyor yani? Evet. Mesela iyi bir mühendistir. Hastalara doktordur. Ya tamam. Ya doktor bey tamam ne için? Tamam şu ilacı kullan. Bir tenezzül edip demez. Adam gibi adamlık yapmaz. Vahşi canavar gibi. Ben sanki hastane tımarhane olarak görüyorum. Zaten manası da odur. Pastahane. Ne demek? Pasta yapıldığı yer. Postahane. Posta yapıldığı yer, hastahane, sağlamların hastalandırıldığı yer. Hastane. Yani şifahane demiyor ki. Adı üzerine zaten. Postahane, posta yapıldı. Tımarhane, tımar edildiği yer. Ya arkadaş, tam niçin? Zeki olduğu için. Adam gibi adamlık yapsa. Gerçi çok adam var. Benim kadar adam mı rastlıyor? Teslimiyeti zayıf oluyor o zaman. Abi. Tabi ya, şey basit görüyor. Yani niye? Benim gibi bir adam. Basit. Neyin var doktor beyim? Buraya mı? Bu ilacı kullan. Tamam. Hakkal yakını çıkamıyor değil mi abi zekadan? Evet. Çünkü defişer, defimefasit onu uygulamıyor. Yani kâinatı evet. Kur'an gibi belki okuyabiliyor ama o şubat orduları da... Allah'a nispet edemiyor. Yani mesela Kabe'nin taşları taştır. Hiçbir değeri yoktur. Gidin sokağa koyun üzerine basar geçersiniz. Ama Allah'ın evine nispet edince mukaddes oldu. İnsan... Bir yere zekavetini akla nispet ederse, aklını da kaynağına nispet ederse kutsileşir ve latifleşir. O zaman simasından, konuşmasından, davranışından, oturup kalkmasından haddini, hududunu bilir. Onun için İslam esası beştir ama alimler der ki aslında zimnidir, altıdır. Yani ne demek beş İslam esası? Altıncısı haddini bil demektir.
Zekanın mihengi kendisi, akılın mihengi ilahi. Allah'a vahye bağlanmak. Aklın akıllılığı ise vahye bağlanmaktır. Zekavetin ise merkezi, kaynağı kendisidir. Evet. Latifleşmenin eylemsel şeyi söylüyorum. Bir insan latifleşirse simasından da görürsünüz. Gözlerinden de görürsünüz. Davranışlarından da görürsünüz. Hayattaki gayesinden, ufuklarından hep letafeti, yani bedenine galiptir. Bedensel yapıdan öyle esas almaz, hedef yapmaz. Konuşurken kendisini içine katmamaya çalışır. Yani letafetin çok acayip mertebeleri var. Letafet de buna bu aldı. Onun için dersini çalıştı. Hadi Osman. Abi yine o işaret-i Nicaz 57'deki ile alakalı. Mesela medar değil mi? Medarlar, haşir o. Haşir bahsi 57. Haşir ile alakalı. Evet. Yani çok önemli de bu. Hangi yerde kullanılıyor çok önemli. Lasyemalarda mı kullanıyor, haşirde mi kullanıyor, tamam mı? Medarlarda mı, burhanlarda mı? Delail-i haşir abi. He? Delail-i haşir. Evet, haşir. Mesela diyor, bir fırka askerin ilk teşekkülünde efradın birbiriyle ünsiyetleri, muarefeleri olmadığından ve talim ve terbiye görmemeleri yüzünden yontulmamış taşlar gibi olduklarından. O efrad, o fırkanın bünyesinde yerleştirilinceye kadar çok zahmetler vardır. Fakat ba'de teşekkül terhis edilip bir daha taht-ı silaha davet edildiği zaman pek kolay ihtima eder ve fırkayı teşkil ederler. Bu teşekkül evvelki teşekkülden daha kolay olur diyor. Aynı şekilde abi sizin dediğiniz gibi insanların kendi mabeyninde, zerrat-ı vücudun kendi mabeyninde de bu şekilde letafet kesbedilmediği zaman, uyum ve latiflik kesbedilmediği zaman Cenab-ı Hak ehadiyetini, vahdaniyetini, şefkatini ve rahmetini göstermek istiyor. Dolayısıyla bu letafet kanunlarına uyulmadığı zaman Cenab-ı Hak üstadın dediği gibi lemalarda geçiyor. O fabrika sahibi o fabrikayı dağıtacak diyor. Yani o Allah'ın esmasına insan aynadarlık yapabilmesi için adetullah, sünnetullah uyması lazım. Uyması lazım, letafet kesbetmesi lazım. O zaman letafet kesbetmesi için iki temel kavrama ihtiyacımız var. Mizan-ı Kur'an'la ve sünnet-i seninin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Daima Kur'an'ı ve sünneti, Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. O zaman latifleşiyor. Başka latif örneği var mı? Abi yine mesela taş ferdi olduğu zaman, tek başına olduğu zaman bir mana teşkil etmez. Fakat o taş yontulduğu zaman, bir bina için birleştirmeye başladığı zaman ortaya külli bir mescit çıkar. Aynı şekilde zerrat-ı insan, insanın kendi ferdi de tek başına bir şey ifade etmeyecektir. Dolayısıyla bütün insanlarla, hususan Müslümanlar kendi mabeynlerle bu şekilde letafet kesbetmeleri, uyum kesbetmeleri lazım ki o zaman umum küre-i arz bir mescid olsun. Ha, bu şeyi götürdüm. Hemen ben araya gireyim. Türkiye'deki otobüs var diye ki yolcu otobüsü şeyler arası kaçtı? 302. 302. Oradan ezberleyelim. Şimdi dedi ki letafet kesbetmezse taş kendi başına kalır. Bütününü tamamlayamaz. 302'de diyor ki günah, bir yuvarlak olarak söylüyorum, günah işleyen bir ruh, günah işleyen bir insan, ruhunda letafet olmaz. Ne alakası var? O letafet sahibi olmayan insan, günah işleyen bir ruhtan dolayı, dava arkadaşlarıyla hizmet ederken uyumlu olamazlar. İşlenen her bir günah, kafamıza gelen her bir şüphe var ya, burada başka bir şey diyor. Yani, diyor ki, sizin diyor sebatınız ve günahlardan çekiniyor musunuz? Onları planlarına akın bıraktı. Günahlar, bak şöyle diyeyim, toparlayayım. Uhuvvet ve tesanut âli bir ruhların özelliğidir. Uyum, uhuvvet, ihlas, sadakat, uyum yani. Beraber olma ihtiyacını duymak. Ben böyle inansam ki inan ki öyle. Siz olmaz. Siz de bensiz olmaz. Yani uyum, ihlas, sadakat, tesanüt âli ruhların, büyük ruhların özelliğidir. Ruh bozulursa o ruhta bu özellikler olmaz. Günah da letafeti yok eder. Yani bozulmuş bir ruh,
Yani günah işleyen bir ruh, dan, sadakat, ihlas, tesanüt, uhuvvet olmaz. Anladın mı İrfan? Sebebi günah. Günahtan kaçmak kastıyla. Letafet kazanıyorsun. Dimağın malzemesi neydi hatırlar mısınız? Dimağın benzeri neydi? Neydi? Malumat. Pervane de bir başka bir mana, bu manada kullanmıştık. Fikir. Ne? Birisi dedi. Fikir. Meşguliyet mi fikirle? Evet. Defi mefasitte çalışır. Defi mefasit, celbi nefa. Günahlardan kaçınmak. Günahtan kaçınmakla dima benzini budur. Kalbin benzini ise eylemdir, ubudiyettir. Çünkü kalpte his, 77 hutbe-i Şamiye'de geçiyor. Yani eylemle his doğurur, histen de eyleme dönüşür. Yani A eşittir B ise B eşittir A. Dimağın çalışma yöntemi defi mefasit. Onun için muasırda usul esas olmuş. Bakın, bu sefer latifleşiyor yani dimağ. Ve alıcılarını alıyor. Allah Resulü'nün bir hadisini nakledeyim bununla. Aleyhissalatü vesselam hatırıma geldi. Ey ashabım, okumadan ilim isteyen yok mu? İsteyen var mı? Kim olmaz yani değil mi? İstediler. Dedi ki, takvanız artır. Akıl, ilim akıldır. Ama Allah Resulü ilim yapın demedi, kitap okuyun demedi. Konferanslar şu kitap yazın falan demedi. İlim, okumadan ilim elde etmek isteyeniniz var mı? Takmanızı artır. Günahlardan çekin. Günahlardan çekinenin alameti nedir? Sadakati olur. İhlası olur. Uhuvveti olur. Tesanüdü olur. Adınız gibi inanın ne olur? Bu dört tanesinde sakatlık yaşayanın takması değil taklası olur. Olmaz. Güzel ahlak değil mi? Evet, güzel ahlak. Bu güzel ahlak. Güzel ahlak güzel ruhlardan çıkar. Güzel ruh da günahtan uzak olan da olur. Akşama her türlü takla yatan gelip de dershanede uyum sağlayacak. Geçimsiz. Almaya da çok rastlıyor. O başka yere çeker. Bu başka yere çeker. O bağnaz. O bilmem ne. Kadınlarda daha çok gözüküyor. Türkiye'de de böyle dedi. Böyle yaptı. Demiyor ben şu anda hissi bir gerginim veya onu azmedemiyorum veya kıskanıyorum, çekemiyorum diyemiyor. Vitrine başka bir şey getiriyor bana. Diyor ki abi diyor mail atıyor bilmem ne yapıyor. Abi de şöyle yapıyor. Evet dediği doğru ama bunun kastı o meseleyi çözmek için değil. Deposundaki niyeti olay farklı. O sana takdim etme vitrine koydu farklı. Depodaki hani var ya bazı dükkanlar var. Vitrine başka malzeme koyar. Depoda ayrı bir şeyi verir sana pakette. Depoda hani diyorsun ki tamam kardeşim şundan iki kilo incir tart. Geliyorum dershane bir bakıyorum ki ya bir kilo çıkmış veya kokuşmuş incir kurtlar var. Gerçi kurtlu incir yenir. Kurtlu kiraz da yenir. Hem de ayı geldiği için söylüyorum niye yenir. Kan olmadığı için yenir caizdir. Ama yani vitrine koydu ayrı arkada verdiği sana ayrı. İşte devamlı söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, dört tetti herhalde. İhlas, sadakat, uhuvvet, tesanut, âli ruhların özelliğidir. Âli ruhların da latif ruh olması lazım. Latif ruh da günahtan uzak olması lazım. Günahtan uzak olan da Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tartarsa, millet zanneder ki bunlar izahtır, hep kitap okuyanlar hatırlıyor. Nerede söylediğim tak tak, oradan söylüyorum. Otekisi 302. Bu 13. lema. Söylüyoruz. Hemhal olduğumuz için. Evet şimdi devam. Şey, efendim oku. Bu askerlik temsilinle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet komutan olduğu için. Şimdi abi sizlere mesela askerlik yapalı 30 yıl belki daha fazla. O da 30 evet geçti. Ama şu anda size bu arkadaşlarınızı bir yere getirsek hemen yerinizi bulursunuz. İşte, bulurum. Bulurum. Askerlikte daha mesela o ilk yeri belirleyene kadar dediği gibi belki bari uğraştıktan sonra yerin bulur ama alıştıktan, yerin bildikten sonra bir dakika içinde o düdük çaldığında hemen oraya toplanır. Yıllar geçse de yerini unutmaz. Ve o kişi abi gidip de komutanın yerine de durmaz. Yani bayrağın yerine durmaz. Yeri bellidir.
Şimdi bunu enfüze uyguladığımızda abi, işte mesela benim ruhum, benim nefsim ya da 23. sözdeki o efendinin kapıda itiyle oynaması, o sıralama var ya abi, herkesin bir yeri var. Yani enfüze aleminde de bu yeri bilen kişi o şeyi değiştirmez. Yani herkes yerini bilir. Aynen öyle. O zaman her his haddini bilirse hududunda kalır, uyum onun adıdır. O diğerin yerine, efendinin yerine geçmez abi. Niçin geçmez? Haddini bilir. Haddini bilmek hududunda kalmayı gerektirir. Haddini bilmen hududunda kalamaz, tecavüz eder. Mesela kadın erkeklik rolüne girer, erkeklik kadın, çocuk ana bilmem ne, burada da öyle. Biraz terbiye edip tamam, yani olması lazım. O onun makamında, o makamında, hayır. Hukukta herkes eşit. Ama vazifede herkes eşit değil. Ahire gittiğin zaman bu da hayvandır, bu da hayvandır diye sığıra ot verdiğin gibi köpeğe de ot veremezsin ki. Adalet nedir? Her hak sahibine hakkını vermektir. Adalet eşit davranmak değildir. Eşit davranmak zulümdür. Kadınla erkeğe, çocukla büyüğe, köpekle sığıra eşit davranmak zulüm değil midir? Ot mu vereceksin? Veya o et mi? Et versen sırf köpeği memnun edersin. Sır ne yapacak? O zaman adalet nedir? Hak sahibine hakkını vermektir. Denge, muvazene, muhakeme, hak sahibine hakkını vermek ve insanın liyakatı, fıtratına göre davranmaktır adalet. İşte bu da bu işte. Evet. Can alıcı şeyler söyle ki saatimiz 15 dakika. Tamam abi, son tespit olarak. Son değil de güzel tespitlerin varsa alacağız. Evet, tamam abi. Yine 30. söz 555'ten. Salisen, yani abi şu şekilde olacak. Malumdur ki zerrat Cenab-ı Hakk'ın esmasına mesela mazhar oluyor. Aynı şekilde mazhar olur. Kainatta müthiş bir nizam ve intizam devam edip gidiyor. Fakat akıl sahibi olan, emaneti kübra omzunda olan insanda ise bir intizamsızlık ve nizamsızlık, yani günahlar işlendiğinden dolayı olabiliyor. Peki nasıl oluyor da zerre bu şekilde nizama ve intizama tabi? İnsan ise neden tam zıttına hareket edebiliyor diye? Ve insan nasıl letafet kazanacak diye lemalarda ve sözlerde bahsediyor. Nasıl letafet kazanacak? Bu nasıl soru çok önemli. Salisen, zerre ile alakalı. Zihayat cisimlerin zerratı içinde çekirdek ve tohumundaki gibi bir kısım zerreler öyle manevi bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer. İşte azim bir ağacın bütün zerratı içinde bir kısım zerrelerin şu mertebeye çıkmaları, zerrelerin o kısım mertebeye çıkmaları, o ağacın tabakay hayatında çok devirleri ve nazik vazifeleri görmesiyle olduğundan gösteriyor ki sani-i hakimin emriyle vazife-i fıtrat içinde zerratın enva-ı harekatına göre onlara tecelli eden esmanın hesabına ve şerefine olarak birer manevi letafet, birer manevi nur, birer makam, birer manevi ders almalarını gösteriyor. Esmanın hesabına ve şerefine birer manevi letafet ve birer manevi nur kesmediyor. O zaman yani şu, letafet kesmetmesi için o esmaya mazhar olacak. Mazhar olacak. Hani letafet kesmetmenin şeyi. Evet abi. Peki insan buna nasıl mazhar olacak? Yine lemalarda sahife 50'de geçiyor. İkinci yükte İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki radıyallahu anh demiş ki ben seyri ruhaniyle kat'i meratip ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli, sünnet-i seniyyeye ittibağı, esası tarikat ittihaz edenleri gördüm. İnsan kendi mabeyninde de bu letafeti, bu emniyeti sünnet-i seniyyeye ittibasıyla ne yapıyor? Kazanıyor. Çünkü sünnet-i seniyyeye ittiba, insanlık aleminde kainattaki adetullah kanunlarına uymak, şeriat-ı fıtriye kanunlarına uymanın en mükemmel pusulası ve adresidir. Peki, Osman şöyle soru sorsa, sen letafete çalıştın. Letafeti bize takdim etti. Herhalde bitti. Kısmen bitti abi. Tamam. Letafet. Şimdi bu mevzuda sen letafeti araştırdın. Evet. Daha mevzu içerisinde bir cümle. Peki bu
nuru hayat girince taaffun etmiş maddeler letafet kesbediyor. Şimdi ona uygulayabilir miyiz? Hepiniz düşünün. Konumuzu açacağım. Malzemeyi getirdik. Evet, senin şimdi ne yaptın biliyor musun? Mutfağa şeyi getirdin. Malzemeyi. Malzemeyi getirdin. Yemek olmadı daha. Evet. Şimdi letafet nedir anladık. İşte diyor, nuru hayat girince, öyle demiyor mu? Nuru hayat serpmek. Allah çöp tenekelerinde, kokuşmuş etlerde, taafun çürümüş yerlerde nuru hayatı serpiyor. Onlarda dört tane şey çıkıyor. Letafet, nuraniyet, cilalanmak, bir de neydi? Safileşmek. Yok. Işıklandırmak. Tamam. Şimdi letafeti anladık. Nuru hayat girince bu taafun etmiş şey maddeler nasıl letafetleşiyor? Evet şey tevfik. Abi yani o zaman şöyle bir şey oluyor. Mesela hayatta mertebe var o zaman abi. Yani derece var. Aferin. Çok acayip. Hayatta, taş da bir hayattan yapılmış. Evet. Nebat da hayattan yapılmış. Mesela bizim hayatımız ona göre daha latif, taşa göre. Evet. Hayatın meratibi var. Çok güzel. Şimdi uygulayacağız işte. Evet. Şimdi ne tahit öğrendik ama ne? Malzeme girdi, daha bina yok. Şimdi bina yapacağız. Şimdi letafeti uygulayalım. Nur hayat girince konumuz oydu değil mi? 557. Letafet abi o zaman hayatın değişmesi. Madde de aynı madde. Madde aynı madde. O zaman letafet olunca hayat değişiyor. Hayatın sıfatı değişti. Hayat değişti demeyelim. Ölüyoruz mu zaman? He? Ölüyorsun. Mesela çürüm et. Ölmesi ne demektir? Kurtlanması demektir. Sinekleşmesi demektir. Yani etin ölümü kurt. Kurtlanmaya sebeptir ya. Buna kurtlanca et öldü demek istiyorum. Peki çekirdek çürüdü, öldü. Ne demektir? Ağaç oldu. Çekirdek çürümezse ağaç çıkmaz. O zaman letafet o çekirdeğin içindeki ağaç programı. Tamam mı? Şimdi gidelim beraber. Bak çekirdeğin içinde ağaç programı var mı? Var. Ama ağaç olamaz. O kutuyu o programı birisi açması lazım. O kutuyu hayat açıyor. O letafetini yani nuru hayatı serpiyor ya kurumuş şey kokuşmuş ete. Kokuşmuş ete Allah hayatı bir göründürüyor. O kokuşmuş et cilveleniyor. Işıklanıyor. Eritiliyor. Latifleştiriliyor. Dört tane. İşte o zaman çekirdeğin içindeki program hayat vasıtasıyla bil kuvveden bil fiile çıkıyor. Bunun adı letafet mi? Yani öteleri buraya taşıyor. O zaman ben letafete ait bir bu geceki tespitimle alakalı bugün benim dersim şeydi. Bu latifliğe çalıştı. Sen nuraniye. Yarın sen vereceksin. Ben cilveye çalışmıştım. Nuru hayatı serperek taafun etmiş maddeler cilveleniyor. Yok, cilalandırıyor. Ha, cilalandırıyor tabii. Cilalandırıyor. Ben şimdi letafete ait bir başka bir enfusi tespitimi söyleyeceğim. Bununla çalışmazken Allah'ın verdiği. Letafetlendirmek ise iyi miyiz? Sıkıldık mı? Yok abi. Tamam. Tamam hani belki uzun oldu ders diye. Bak, letafetlendirmek ise arkadaki yani et, kokuşmuş et hayal et, elimde et var. Etin arkasındaki ve alttaki alemi gösterebilmektir. Etin içinde, etin letafetleşmesi, et, hiçbir şey yoktu. Daha kurt yok, sinek yok. Bu Allah hayatı sokacak şimdi buna. Hayat neydi? Makine. Hayat, Fatih kardeş dün şey yapmıştı tespit. Hayat bir makinedir diyor. İçine eşyalar, camidat, mevcudat, taafun etmiş, kokuşmuş şeyler, onun içerisini dışarıya ediyor. O zaman hayat bu elimdeki kokuşmuş ete girince, onun arka tarafı altındaki alemleri açıyor. O alemlere pencere veya kapı olabilmek, bu et parçası, o alemlere sinekteki, böcekteki,
kurduğun bir hayatı var, bir gözü var, bir hissiyatı var, bir ruhu var, senin ruhu var. O zaman buna daha hayat ki hayvanı kestik, et parça daha kokmamış. Hayat etin kestik, daha çürümemiş. Bil kuvve hayat duruyor bu. Allah her şeyi hayattan yapmış. Kurt çıkmıyor. Ne zaman vakti gelince bu et parçasından kurt çıkıyor, sinek çıkıyor. Nereden çıkıyor? Buradan. Neredeydi bu çıkmadan önce? Burada vardı. O kesifin latifleşebilmesi için, yani hayat makine işlemesi için demek ki o zaman tam bir kesifin kendi kemalatına ulaştıktan sonra mı? Evet, yani bunu buradan böcek vardı içinde. İçinde sinek vardı. Ama bir kuvve olarak. Bir kuvve vardı. Ne yaptı? Hayat buraya girdi mi? Hayat o içerisindekini bu tarafa ediyor. Bu tarafa edince onun adı da biz çürüme diyoruz. Oysa kainatın en büyük kimyasal mucize çürümedir. Abi, ölmeden önce ölmek. Hani, bu oluyor en orijinal şekilde. Ama bunda meratibi var. Meratibi var. Latifleştin mi bedenden sıyrıldın. Zaten ölüm bedenle alakalıydı. Şimdi çürümek demek kainatın en büyük mucizesidir. Çürüme olmaz, hiçbir şey olmaz. Senin mesleğin. Çürüme. Şimdi çürüme aslında çürüdükten sonra böcek çıkıyor deniliyor. Bu mülkteki adı budur. Melekütteki adı hayır. İçerideki hayatın çıkabilmesi için üzerindeki battaniyeleri kırmasıdır. Anuslat diyor sana, sahip bir çekirdekle çürüdük, çürüyen çekirdek birisi hale iner hocam. Hah, leten, işte aynı, Allah razı olsun. O zaman bir de okuyorum, arkadaki, alttaki alemi gösterebilmektir latifelik. Başka? O alemlere pencere veya kapı olmaktır, olabilmektir. Başka? Çünkü o alemsiz, o alem, burası çok önemli bak. Haşri bitiriyor dünyamızda. Şu anda okuyacağım şey, bana göre tabii. O alemsiz, yani ahiretsiz, burada bir şey olamaz. Yani, buza diyorum ki, gururlanıp fahirlenme. Susuz buz yoktur. Nursuz odun yoktur. E odun, odunlaşma. Kaba gibi gözüküyorsun ama sen nursun. Nursuz odunu düşünebilir misiniz? Susuz buzu düşünebilir misiniz? Ziyasız güneşi düşünebilir misiniz? Ahiretsiz dünyayı da böyle düşünemezsiniz. Odun gibi gözükürken aslında latiftir. Latifi barındırıyor. Buz gibi soğuk gözükürken ab-ı hayat suyu barındırıyor. Ziya gözükürken güneşten nur, nar, ısı, ışık ve yedi rengi barındırıyor. Elbanesi o foton. İyi dinleyin. Çünkü o alemsiz burada bir şey olamaz. Burada bir şey varsa ayrıca söylüyorum, alt yapının dışa vuruşudur. Adeta susuz buzun olamayacağı gibi, ziyasız güneşin olamayacağı gibi, odundan nuru çıkarmak, onu latifleştirmektir. Odundan nuru çıkartmak, latifleştirmektir. Ne demek? Kayıtlardan kurtarmak. Ayna yapmak. Tamam mı? Demek ki, nursuz odun düşünemediğin gibi ahiretsiz dünya yoktur. Dünya ahiret üzerine, alemi kalp üzerine örtülmüş tenteneli bir perdedir. Yani topraktan hayat çıkıyor. Eğer toprak perdesinin arkasında bir hayat deposu, hayat okyanusu, denizi yoksa hayat nereden çıkacak? Çekirdekte hayat yok. Toprakta hayat yok. Suda hayat yok. Havada hayat yok. Güneşte hava yok. Hayat yok. Niye çıksın? Hayat bizatihi nurdur. Evet. Hayat, doğru hayat diye çok geçti de. Evet. Hayatın sifo değil. Hayat ziyadır. Aynı zamanda nurdur. Dün onu işledik. Varlık tarafı hayatın. Nur tarafı o. Mesela hayatta yaratılmış taş, toprak, her şey. Bu nur tarafıdır. Ama
Hayattan yukarıya doğru gidersek aslına doğru Allah'ın esmasıdır muhi. Allah'ın sıfatıdır hay. Allah canibine hayatı koy buraya. Allah canibindeki yönüne ziya. Hayattan mahlukiyet yönüne baktığım zaman nur. Yani yaratılmak. O zaman bir de okuyayım şurayı. Çünkü o alemsiz burada bir şey olamaz. Yani altsız üst yoktur. Altsız üst yok. Mesela duman ve nur yok odundan. Çıkartın, yok edin onu. Odundan nuru çıkartın. Odun olur mu? Ahireti de varlıktan çıkartın. Şu varlıktan dünya yoktur. Buzdan suyu çıkartın. Ne oluyorsa ahireti de dünyadan çıkartın o olur. Peki ahiret ile dünya arasında ne var? İnce yani odun ile nur arasındaki perdeyi düşünebiliyor musunuz? Bunu nerede anlatıyor biliyor musun? Nerede anlatıyor? Bak. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir? Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür? Mülk ile melekut. Odun ile odunun içindeki nur. Ne olur Cem? Arasındaki farklı bir şey düşün bakalım. Nur ile odun. Cehaletle bakarsan mesafe ne kadar sonsuz. Böyle biraz ilimle bakarsan nurun donmuş halidir odun. Odun zaten yok. Odunluk nurun sıfatıdır. Sıfatsız odun düşünemezsiniz. Niye? Odundan nuru alırsanız odun olur mu? O zaman odun denilen vasıf sıfattır. Aslı bir özellik değil, cevher değildir. Dışa vuruştur. Benim sesim. Bensiz düşünemezsiniz. Benim simam. Benim kilom. Bensiz sesimi düşünemezsiniz. Bensiz simayı düşünemezsiniz. Sesimi bensiz düşünebilir misiniz? Ses odundur. Ben ise nurum. Yani odun olarak Yunus gibi göründüm. Et kemiğe büründüm. Yani odunun içerisindeki nur sıfatlandı. Burada, buraya göre. Nasıl ki sıfatlandı? Odun gibi gözüktü. Başka bu alem bunu kaldırıyor. Ama geliyor bir tanesi, ya seninle fazla uğraştım. Bir kirbit çakıyor. Anan her yerde olan, burada ne işim var Irmak'ta? Her yer, yerdeyken semaya çıkıyor. Yani odunla ne olur nur arasındaki, suyla buz arasındaki hali bir düşünün. Şimdi şu cümleye bakın. Mülk ile melekut arasındaki, yani odun ile nur arasındaki hicap ne kadar incedir? Yani perde ne kadar yok gibi ama aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Mesafe şey denilir, cehalet. Başka, dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur. Dünya ile ahiret arasında uzun bir yol var. Kabir var, haşir var. Bu ismi zahir lugatında böyle yazar. İslamiyet'in ismi zahiri budur. İslamiyet'in ismi batında dünya ve ahirette öyle bir şey. Uzunluk, kısalık yok. Bir anda hepsi bitmiştir. Zaten buna ait hadis ve ayet de var. Diyor ki kamil insanların hesabı haşir meydanına getirildiği anda olmuş bitmiştir. Getirilme getirilmeme de bir şey yok. Getirme getirmeme gitmiş gelmiş hesap vermiş verme öyle bir şey yok. Olmuş bitmiş işte. Tabii. Başka ilim ile cehil arasında hicap ne kadar latif ne kadar kalındır. Başka. Ya ne acayip bir kitap ya. Böyle bir şey olması lazım. Asıl mücedi böyle olması lazım. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İman ile küfür arasında berzah ne kadar şeffaf, ne kadar çabuk birbirini gözüküyor. Yani birbirini görüyorlar. Böyle tül perde ama. Yani hanımların yaptığı ya kızların yaptığı tül perde var, şey tentene var. Veya tül. Bakarsın böyle delik delik böyle yanaşıyor. İlim ile. İbadetle masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki aralarında cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında. Şimdiki zaman. Mazi. Ne kadar perde var mı? Mazin nerede Ali?
Hepsi aynı yerde abi. Evet. Aynı yerde. Söyler misin mazi nereye gitti Erdinç? Nereye koydun? Datada. Datada. Datada dün biraz önce seyrettiğimiz et mi? Bak film var. Film senin data lisanını kullanın. Şu anda seyrediyoruz ekranda. Ama bu seyrederken ekrandaki seyrediyoruz. Ama seyredeceklerimiz var yarım saat sonra. Yarım saat geçti seyrettiklerimiz. Nerede? Datada. Ekranda şimdiki zaman var. Datada zaman yoktur. Hep aynı yerde oluyor. Aynı yerde. Bu bana data getirdi. Getirir misin ya? Şey, dolabımı aç şeyi. Bunun için getirdi. Aç odama gir. O dolabın üzerinde bir hard disk göreceksin. Bak bu Hasan nelerle meşgul. Göreceksin üzerinde, dolabın üzerinde bir şey göreceksin. Manyak bir alet göreceksin. Yani bak bilgisayarda, ekranda film seyrediyoruz. Şu anda. Yarım saat daha var filmin bitmesine, o gelecek. Yarım saat geçti, o geçmiş. Burada o. Ama datada, arkada öyle bir şey yok. Hepsi aynı yerde. Arkadaki perde ruh. Evet. Hangisi? Perde. Ha şu perde ruh. Bilgisayarın arka tarafı nefis. Ekrandaki o yapı ruhtur. Yani cam, güneş girer ve gölge vurmaz. Ama cama bir boya vur, cam olur ayna. O zaman gölge düşer. Yani arkadaki boya nefistir. Bak şimdi datayı göstereceğim. İnşallah bulmuştur. O mesafe. Tabii tabii ya. Aynayı da örnek veriyorum değil mi abi? Arkasındaki o... İncep siyah. İncep. Bak. Bak getir kardeş korkma. Bak şu. Ben böyle şey yapıyorum. Saklıyorum Allah razı olsun. O getirdi. O kadar kullanıyorum. Ben, bunlar benim için çok önemli. Ha arkadaşlar. Bilgisayar bunu şey yapıyor. Tam şuradaki. Şunu okuyor. Şu dönüyor. Dönüyor. Oysa ben dönmüyor. Film seyrediyorum. Bak. Hepsi aynı yerde. Daire ya. Bak şurada. Bak. Burası mazi midir, müstakbel midir? Nereye göre? Buraya göre konuşmayacağız. Bu daire olduğu için dün, bugün, yarın yok. Tak tak tak. Nereye göre nedir? Filmin bir parçası burada mı? Erdinç. Diğer parçası burada mı? Öyle değil mi? Bir sesi burada, bir sesi burada. Hasan'ın H'si burada, A'sı burada, A'sı burada, Nun'u burada, resminin bir parçası burada, ötekisi burada. Öyle mi değil mi? Tamam. Şimdi bak, hepsi aynı yerdeler. Şurada yığılmış. Bu şimdiki 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika, 30, öyle bir şey yok burada. Bir harf burada, ikinci harf burada, üçüncü burada, dördüncü burada, alt üst. Öyle mi? Bu okuyor, bu okuyor. Bak şimdi, ben de bu dönüyor. Allah Allah, kuşlara bak ya bana. Hüsmanım, burada öyle bir şey yok. Kudret perdede gösteriyor. Abi daire-i Erbaht'taki daire bu mantık mı? Evet duman, daire-i Erbaht, daire-i mantık bu. Daire-i Erbaht bu. Daire ya. Ha bildiğimiz daire yani. Öyle daire aynı aynı. Allah Allah. Bak görüyor musun? Filmi Allah Allah, aynı yer. Hüsmanım, kuşlara bak ya. Ulan kartalı bak, denizde nasıl yılan aldı ya? Aa gidiyor yiyecek ama daha yemedi. Ama yemiş, yiyecek, hepsi aynı yerde. Kardeş, beşerin sanatında bu olursa Allah'ın hard diskinde nasıl olmaz? Hikaye. Bunun dönmesi de zerrat hareket. Bunun adı da zamandır. Zaman için ustad diyor ki, sunuatta, tarihçeyette, böyle bir hattan bir hada böyle uzun gitmez. Daire varı hareket eder diyor zaman için. Zamanın hareketi dairevidir. Ama böyle gidiyor. Ama böyle sabit değil. Böyle döne helezon gibi gidiyor. Bundan farklı şu işte. Ama bu. Kardeş bu dünya aldarma. Dönüyor. Allah Allah. La bırak Allah Allah'ı bırak. Tentereli perdeye yaklaşarak devam ediyoruz. Evet. Ondan sonra bak oraya bakıyordun. Ha, yaklaşayım bak biraz. Geçmiş ve gelecek tavırlardan ve vaziyetlerden müteşekkildir sizsiniz. Evet. Geçmiş ve gelecek. Bu kadar basit. Dünya hayatı olan bu kadar basit miyiz ki dönmeye bağlı her şeyimizi bırakmışız. Evet.
Dünyanız bu. Güldüğünüz dünyanız bu işte. Adamlar teknolojiyi bulduklarına üzülüyorlar abi şimdi gördükçe. Hasılamı diyorlar bunu da kullanıyor. Ne icat etseler biz kullanacağız abi. Evet. Ne yaparlarsa. Allah'a ısrar. Evet. Allah. Burada ruhun donanımları. İstidat kabiliyetler bunlar oynuyor. Latifleştiriliyor. Latifleştiği burada gözüküyor. Burada. Burada da güya sıraya koyuyor. Mesela burada sıra yok. Şurada şurada şöyle sıralı yazma yok. Şu dola öyle bir şey yok her tarafta. Alt, üst, sağ, sol, burada, burada öyle mi? Tamam. Plak gibi sıralı değil. Evet, plak gibi değil. Yani ondan sonra aldanıyorsun Cem. Vay be dünya falan. Bırak. Bırak. Orada 1-0 var abi. Ekranda var. Kötü, iyi, çirkin. Evet. Hayır ve şer. Onun için lazım değil mi? Bak. Ne işe yaradı? Bunun yapılış gayesi verilen hesap fiyat ödedi şimdi. Tefekkürümüze malzeme oldu mu? Oldu. Böyle antika şey bulursanız verin bana. Ondan sonra şeyi bitireyim de cümleyi. Evet, hal ile mazi arasında, hal ile mazi ve istikbal arasında ince bir perde vardır ki ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Ama orası neresi güzel? Ya göstereyim sana. Baba yeri. Sayfa 198. Hangi kitabı? Öpün iki eli. Bu bir el. Şu. Bu da ikinci el. Tamam. Cesede nispeten bitmez bir mesafe iken mazi ve müstakbel ruh için ikisi aynı. Bilgisayarda 20 dakika yazıyor. Bilgisayarda kaç dakikayım da abi 44 dakikaymış film. Burada hepsi aynı yerde. Başka? Çekirdeği düşünün. Ağaç çıktı. 30 sene sonra yaprak verdi. İlk filizle son yaprak arasında ne kadar geçti? 30 sene. Bak, çekirdeğe koyduk toprağı. Filizlendi, ağaç oldu, yaprak verdi bu sene. Yapraklar çıktı değil mi arkadaşlar şimdi? Çıktı. 2014. 1990'da olan ağaçlar yok mu? Kaç sene geçmiş oluyor? 24 sene mi? 24 sene. Filizlendi. 24 sene önce. Şimdi de filizden. Arasındaki mesafe? 24 sene. Çekirdek. Burada mesafe var. Çekirdekte en son yaprakla ilk yaprak çekirdek aynı yerde. Zaman yok. Bir daha. Toprak. Çekirdeği attık. Filizlendi. Bir tarih koy. 1980. Filiz verdi. Yaprak. Sonra bu 2014, yaprak verdi. Bu yaprağın çıkış tarihiyle bunun çıkış tarihi kaç? Kaç sene? 34 sene geçmiş. Ama ya çekirdeğin içinde tarih yok. Son yaprakla ilk yaprak aynı yerde. Bu aradaki mesafe ki mekan denilir, çekirdekte de mekan yok. En son neredeyse en başta oradadır. Burada da öyle. Filmde mekan yok. Kod var. Yani ağacın son dalı ile ilk dalı arasında bu kadar mesafe varken çekirdeğin içinde son ile baş aynı yerdedir. Adem Aleyhisselam'la sen Nur Muhammed'i de aynı yerdesin. Mekan yok, zaman yok. Alem-i gaybtan alem-i şehadet. Evet, böyle tefekkür edersen İsa'lında dünya ve ahiret ikisi eşit menzil olur. Tuhaf. Yani geçmiş diyorsun. Geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Çünkü sen geçmişine gidiyorsun. Haşire gitmiyor musun? Geçmişin hakikatine. Hakikatine. Peki sen haşir meydana gitmiyor musun şu an? Yaptıklarımızı görmeyecek miyiz? O zaman yaptıklarımıza gittiğimize göre geçmişimiz geleceğimiz oldu. Manyaklar dersine hoş geldiniz. Şükürler olsun. Yerimizi öğrendik abi orada bunu. Usta şöyle bir istikbal mazinin aynasıdır diyor. Evet, istikbal mazinin aynasıdır. Atom tekrar kullanılıyor mu abi dünyada? Tekrar mı kullanılıyor? Mertebe alıyor. Diyelim ki insan mertebesine geldikten sonra o atom yok mu olur? Yeni bir atom mu olur? Hayır. Ondan sonra artık
vazifesini bitirince atomluktan çıkıyor. Işte. En son mertebeyi aldıktan sonra artık atom olmuyor. O zaman yeniden atom yaratmıyor. Mesela sen bir misal söyleyeyim. Sen kime gıdacısın? Evet, elma. Gübreden elma. Ağaç, elma, yaprak. Tamam mı? Elma. Elmayı yedim. Ondan sonra ince bağırsaktan emildi, karaciğer dedi. Tamam. Karaciğerden kulağın şurasına gönderildi. Peki, o artık karaciğere gönderilen protein, karbonhidrat, mitokondri denilen santrala girdi mi? Orada, o santralda neye dönüştürülüyor? Enerjiye. Enerji gidip saçta kullanılıyor veya tırnak. Artık atom var mı? Atom denen bir şey yok. Enerjiye dönüşmüş. Veya ben düşündüm, tefekkürde enerji gitmiyor mu? Harcamıyor muyum glikoz? Artık atom değil o. Enerji. Enerji de kullanıldı. Hemen tenteneli perden alemi gayba geçti. Letafetleşmiş. Letafetleşince burada tutamam. Sen odun. Burada tutabilir misin? Tutarsın. Getir kebriti. Ya tutabilir misin daha burada? Letafetleşti mi? Artık odanın her yerinde. Artık zerre ne kadar latifleşirse aslına doğru hareket eder. Daha o latifleşmiş enerjiyi atom yapamazsınız. Atom üzerinden düşünüyordum ki o zaman yanlış düşünüyoruz yani. O zaman daha gerisi olması lazım. Yani her şeyin bir sabit olması lazım. Bu sabit mesela bu arşın altı mı veya levh-i mahfuz'a kadar mı sabit bu iş? Atom mu? He. Yok ta şey levh-i mahfuz ispatı kadar. Levh-i mahfuz ispatı kadar mı? Ha dur oraya kadar. O şey esir. Esir oraya kadar. Sabit olan esir yani. Yok yok sabit olan esirdir. Sonra esir gibi gözüken maddi hayat var. Hani buz gibi gözüküyor ama kim bu? Su. Buza esir de, suya da maddi hayat. Peki, maddi hayata buz de, aynı hayat su gibidir. Yani durduğuna göre daha latif mertebe var. Yani eğer sen atomdan kastediyorsan, atom, kaf nun tezgahına kadar atomdur. Kaf nun tezgahından levh-i mahfuz ispata kadar esirdir. Esirden sonra, cennete kadar, arşa kadar şeydir, maddi hayattır. Arşın içi aynı hayattır. Aynı hayattır. Hayatın kendisidir. Şimdi nereye kadar? Lef-i mahfuza kadar, arş azama kadar. Ondan sonra artık bilmiyoruz. Ruhçe veri, tamam artık orayı bilmiyoruz. Orayı acayip bir şey. Ben bilmiyorum. Yani şey, haşa, Peygamberimiz Aleyhisselam dediği gibi, ya Resulallah, Allah kainatı yaratmadan önce neredeydi? Neredeydiyse şu anda da oradadır da, şöyle dedi, amadaydı. Yani Allah kainatı yaratmadan önce neredeydiyse, şimdi de oradadır. Şurayı da bitireyim isterseniz. Odun nura nasıl bir perde olabilmişse, dünya da ahirete tenteneli bir perde olmuş. Burası değil. Ahirete hoş geldiniz. Belki de bazılarınız ölmüş, derste ve namazda ölmüşsünüz, öldüğünüzü bilmiyorsunuz ama hala hayattaymış gibi devam ettiğinizi zannediyorsunuz. Abi, ölmeden önce ölmenin meratibi vardır. İnşallah onların atom seviyesinde yaşıyoruz ama bu seviyesinde... Bir dakika, atom seviyesinde yaşadığını sen nereden biliyorsun? Ya, Hasan abi yine incelemizde bir nükteye bağlanacak. Az önce dediniz ya, atom mertebe kat etmesi var. Üstad Hazretleri de incelemizi bir nükteyle haklı. Kudret-i Fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle. Kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nuru hayatı serpmesi... Bir remzi kudrettir ki alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor. İşte bu zaten. Evet abi. Konu. Yandırıyor, ışıklandırıyor. Hakikatını kuvvetleştiriyor. Hakikatını yani burada gözüken odun gibi gözükürken aslında odun nurdur. Nur enerjidir. Enerji esirdir. Esir maddi hayattır. Maddi hayat aynı hayattır. Ondan sonra akıl cevheridir, ruh cevheridir, nur-u Muhammed esmadır. Hakikatini kuvvetleştiriyor demek, buzluktan kaynağına doğru terakki ediyor. Esma'ya doğru.
odunu gördüğün için nurundan şüphen yok. Var ama hiç ömründe odundan nuru görmeyeni anlatabilir misiniz? Ne olur bir anlatın. Hiç odundan nuru çıkmamış. Yani çıktığını görmemiş Mesut. Nasıl anlatırsın adam? Desen ki bak kardeşim şu odun var ya odun. Bu odunun içinde nur var. Ne demek nur? Yani latif, bu kaba sapı, bu bir yerde, bundan çıkan her yerde, bunu tutarsın, kilosu var, onu tutamazsın, acayip ısıtır falan. Gidip de gelen mi var? Kafayı mı yedin kardeşim? Dalga mı geçiyorsun sen benim? Her yerde olan bir şey bir yerdedir. Öyle mi diyorsun bana? Latif olan şey kesiftir. Öyle mi diyorsun bana? En büyük düşmanı ateştir, ateş içinde midir diyorsun bana? Ateş odun olarak gözükecek, onu mu demek istiyorsun? Ateş odun olarak gözükecek, öyle mi? Latif, kesif olarak gözükecek. Mutlak her yerde olan bir yerde olacak. Kilosu olmaya kilosu, onu mu demek istiyorsun bana? Yani korktum ya, tamam demek istemiyorum. Nasıl anlatacağım? Oduna böyle zor anlattığın gibi biz de ahireti böyle anlatıyoruz. Zor oluyor bizim için. Oysa odunun içerisindeki kesinlik kadar nur dünyanın içerisindedir ahiret. Çünkü bu dışa çıkan elbisedir. Benden çıkan ses gibidir. Altsız olamaz üst. Yani alt ahirettir. Alemi şehadette tenteneli yani yer yer delinmiş. Bu derslerle tentene deliniyor. Yer yer perdeleri aralamış. Yer yer oraları buralara sızmış. Oralar buralara sızmış. Yani sende bulunan ebed arzuları gibi sonsuzluk arzuları oraların buraya sızmalarının alametidir. Artık kışmen odun yanıyor. Şeytan da günahlar koridorundan, yanlış düşüncelerden yol bulup buralara gelebilmektir. Bu işte bu işlerin birbiri içinde ceyran ediyor. Yalnız boyut farklılıkları var. Bu işler birbir içindedir. Yani biraz önce Mesnevi'de söylediğim aynı şey ama çok uzak. Sonsuz yakın, sonsuz uzak. Oduna nur ne kadar yakın? Mülk, melekut, ruh, ceset, dünya ve ahiret. Sonsuz yakın, sonsuz uzak. Sebebi boyut farklılığı. Boyut o kadar. İkinci boyutta olan şu. En boy. Şurada bir şey düşünün. Şuradaki şunu göremez. Yapışık ya. En boy. Üçüncü boy derinlik. Burada olursa burayı da görür, burayı da görür. Çünkü bir üst boyuta çıktı. Boy, en. Bir de derinlik. Boy çıktıkça hakimiyet artıyor. İlim arttıkça cehaletin azaldığı gibi. Latifleştikçe bedenden sıyrılıyorsun. Günah işlemedikçe nuranileşiyorsun. Defi mefasit vardı ya divada. Evet. Öyle olduğu zaman her amelin hakikat olur zaten. Yani defi mefasit edince ilhamların gelmesine vesile oluyor. Yani zemin oluyor. İlhamlar zaten gelmiyor değil. Devamlı geliyor ama cam kapalı. Güneş vuruyor. Sen camı aralarsan güneş girer. Güneş zaten cama kadar vuruyor. Perden kapalı. Dimağımız kapalı. Devamlı vahiy geliyor. Vahiy ilham yani. Sunuat, tuluat, işaret, rumuzat bunlar geliyor. Sen günahtan uzak oldun mu tak perdeyi çekiyorsun. Kat akıyor. Bizden öncekiler natumlar alem ervahtan mı geliyor abi? Bizden sonrakiler natumlar. Bizden eğer biz bitirebilmişsek dünyadaki atomları bitirdik. Bitirmişsek onların atomları başka nereden gelecek? Elet'in iman edildiği gibi. Ama beşeriyet bitti, atom bitti. Nurlanmış olacak. Çünkü bize nurlanmış şöyle, olarak bitecek. Ben yani 2006 mezunuyum da abi. Bize o zaman anlatıldıkları sonra bakmadım bir daha. Hani bir karbon döngüsü var dünyada. Mesela bizim yediğimiz et içindeki karbon, dedemizin dedesinin dedesi hani toprağa öldü ya. Vücudu parçalandı. Karbon ota geçti, otu inek yedi, ineği biz yedik, karbon geldi bana. Sonra ben ölüyorum, ondan sonra o yine torba, saprofitler var, eti parçalayan abi. Yani atomik seviyeye indiriyor. O toprağa karışıyor, mineral madde olarak abi.
Onu tekrar işte bitki emiyor onu. Bu şey anladım. Bu entropi kanunu zıt. Kullanılan enerji bir daha kullanılmıyor. Evet. Yani biz demek ki... entropi sistemi, entropi kanununa göre... İllarca yani, da böyle tatlık aldık. Evet. İllarca işte kullanılan enerji bir daha kullanılmıyor. Mesela şöyle. Odunu yaktın. Çıktı enerji. Hadi. O enerjiyi tekrar alıp odun yapabilir misin? Ya biz yapamıyoruz. Başka bir şey, evet. Sen yapamıyorsun ama kainatta bu entropi sistemi sırf dünyaya çalışmıyor. Kara delikler var. Kara deliklerin fiziksel ismi nedir biliyor musun? Bu alemde fizik alemiyle metafizik arasındaki bir geçittir diyor. Geçit, geçit koridorudur. Bu işlerin o kadar hastası olmuşum ki gece gündüz uyumamışım. Yani diyeceksin nasıl, uyumaz mı, mübalağa etmiyorum. Kara deliklerime ait mi şeylerin, bir sürü şeyler okumuştum. O kadar acayiptik yani, merak. Sonra baktı ki, bunun tek yegane, hep zan, hep şüphe, hep acaba, fizikten, hep teori. Bu söylediklerim de teori. Risale-i Nur'daki ise realite. Bu böyledir. Çünkü görmedim, yazmadım diyor. Bir fizikçi de gördüğümü söylüyorum diyemez. Peki. Uzadı ama güzel oldu. Bence aferin de. Osman. İyi tespit etti. Tebrik ediyorum. Güzel oldu Osman. Şimdi senden yarın inşallah bekleyeceğiz. Nuru hayat serpince, yani konumuz nuru işleyeceksin. Nurun bizdeki karşılığı, eylemdeki karşılığı bir de nuru hayatla özdeşiyor. Nuru hayat olunca kokuşmuş et, nuru hayat nasıl oluyor? Nur nasıl çıkıyor? Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha temâ selâmâ 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 sel